Merhabalar. Arusoy'un Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Sizlere Mevlana diyarından hepinize tüm takipçilerime kucak dolusu selamlar diliyorum. Evet, önce şöyle güzel çiçeklerimizden bir gösteri yapalım. Ben bugün çok mutlu oldum, çok da sevindim. Niye derseniz arkadaşlar, benim aylar önceki ektiğim kalonşa çiçeğim hani büyümüyor, artık gelişmiyor diye üzülüyordum. Şuralarda minik minik yavrular vermiş. Bir o kadar sevindim ki çok mutlu oldum. Bakın şu aralardan küçük küçük yavrular vermiş arkadaşlar. Çok sevindim. Demek ki bakımım işe yaramaya başladı. Şöyle biraz çiçeklerimden bahsedeyim. Geçen haftalarda, birkaç hafta öncesinde budadığım parlak Mustafa'm gene coştu. Çok güzel oldu. Malum Eylül ayına da girdiğimiz için artık çiçeklerimin bir kısmını içeri aldım. Bir kısmını da içeri alacağım arkadaşlar. Bunları da içeri alacağım. Şöyle yılbaşı çiçeğim var. Yılbaşı çiçeğim de çok güzel oldu. Şöyle yıldız sarmaşığım var arkadaşlar. O kadar yerini sevdi. Artık toprağımı sevdi diyeyim. Yaptığım kürlerimi sevdi diyeyim. Şöyle coştukça coştu yıldız sarmaşığım. Yaprak güzelimin küçük küçük kipir versiyon arkadaşlar. Ben çok seviyorum yaprak güzelinin her çeşidini. Her çiçeği çok seviyorum da yaprak güzelini bir ayrı seviyorum. Çeşidi çok çünkü. Ben de elimden geldiği kadar tüm çeşitlerini elde etmeye çalışıyorum. Kalonşa çiçeğim, yaprak güzelim. Yaprak güzelimin bir farklı versiyonu arkadaşlar. Şöyle şu Rabbimin yarattığı güzelliğe bir bakar mısınız? Bu yaprak güzelimi daha önceden bana eltim vermişti hatırlıyorsanız. Altındaki bakın renkleri ne hoş oldu. Neden böyle oldu derseniz, benim evim güneş görmediği için arkadaşlar, güneş gören yerleri farklı. Bakın daha koyu mor. Güneş görmeyen yerleri de bu şekilde değişik bir görüntü oldu ama benim çok hoşuma gitti şu görüntü bakın. Şu pembenin etrafındaki sarılıklar var ya, o kadar çok hoşuma gitti ki. Çok sevdim arkadaşlar. Bugün sizlere biraz şöyle yaprak güzelinden bahsedeceğim yine. Nemli ortamı seven kolyoz çiçeği arkadaşlar bir ismi. Bir ismi de çay çiçeği. Bakın yaprak güzelinin gene bir şunla aynı, şu cinsle aynı. Bunu da eltimden getirmiştim. Nilüfer'den hayata dair. Ektim ve tuttu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da yoğurt kovasına ektim. Kalanşonun bir farklı türü. Bunu da Nilüfer ablamdan getirdim. Nilüfer'den hayata dair YouTube kanalı olandan. Sarı sarı açıyormuş arkadaşlar. Bunu da Nilüfer ablam ekti ve tuttu. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Bugün sizlere bu yaprak güzellerim nasıl böyle mor mor oluyor, rengini nasıl böyle güzelleştiriyor, nasıl coşuyor ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Yaprak güzeline ben haftada bir kere muhakkak çay veriyorum ve sizlere de tavsiye ederim. Bildiğimiz çay. Çayda demir vitamini olduğu için yaprak güzeli çok seviyor arkadaşlar ve çayın nemli tutma özelliği de var. Hem tüm çiçeklere oluyor, sadece yaprak güzeline değil. Ben şöyle çayımı da bir yandan vereyim, bir yandan sizlerle sohbet edelim arkadaşlar. Şu yeni ektiğim yaprak güzelini de vereceğim. Gördüğünüz gibi. Yaprak güzelinin rengini koyulaştırmasını sağlıyor çay. O yüzden bir ismi de çay çiçeği arkadaşlar. Sabah erken saatlerde verirseniz, sabah erken saatlerde benim elimde çay olmadığı için öğlen saatine kaldı, artık hiç fark etmez. Yaprağını daha koyulaştırıyormuş çay, evet. O yüzden birçok bölgede buna çayla her sabah çay verirlermiş. O yüzden bazı yerlerde bir ismi de çay çiçeği. Ama bizler yaprak güzeli diye biliyoruz. Yaprak güzelinin bende çeşitleri 5-6 tane çeşit oldu arkadaşlar. Ama şimdi şu an gösteremiyorum. Çiçeklerimi de artık bazı çiçeklerimi de içeri koyduğum için hepsini dışarı çıkarmak istemiyorum. Sürekli yerlerini değiştirdiğim zaman küsüyorlar. Aynı ortamdan değişmek istemiyorlar. O yüzden sizlere gösterebildiğim kadarını gösteriyorum. Çayın bir de arkadaşlar olmazsa olmazı olan yılbaşı çiçeğine. Gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeğine çay çok coşturuyor. Eğer yılbaşı çiçeğiniz formu kaybetmeye başladıysa muhakkak çay verin. Formunu geri sağlıyor. Benim bu yılbaşı çiçeğim baya bir kötüydü. Çay vermeye başladıktan sonra
ve düzeldi arkadaşlar. Büyümüyordu da, böyle yavru da vermiyordu. Çayı çok seviyor. Yılbaşı çiçeğinin olmazsa olmazı çay. Hemen hemen her çiçeğe verebileceğimiz bir bitki arkadaşlar çay. Çaydaki demir vitamini çiçeklerimize çok iyi geliyor. Şöyle ben sarmaşa da vereceğim. Şöyle göstermeye çalışayım. Bir de şu aradan vereyim arkadaşlar. Bir miktar da sarmaşa verdim. Bu ev sarmaşı. Böyle aynı, bakın, asma yaprağı gibi yaprağı. Şöyle bir tutam da şuradaki kalanışımı vereceğim. Evet, seni unutur muyum ben? Minik minik yavrular vermişsin bana anne. Evet, güzel kızıma kalanışımı da. Bu da çok değişik açıyormuş. Nilüfer ablam öyle söylüyor. Çok merak ediyorum. Ama bu yıl açılmaz herhalde. Evet arkadaşlar, bugün sizlere çiçeklerimize çay verdik. Gördüğünüz gibi çayın ne işe yaradığını, çiçeklerimizi nasıl koruduğunu, nasıl bir vitamin sağladığını anlattım. Ve yapraklarının bu koyu rengini çaydan aldığında söyledim. Bir ismi çay çiçeği olan yaprak güzeli. Sadece yaprak güzeline vermedim. Gördüğünüz gibi hepsine verdim. Bir tek parlak Mustafa'ya vermedim ama ona da çayım kalmadı, bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız beni takipte kalın diyorum. Arı soyun hobilerini başka bir videoda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.